Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün yine güzel bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü konum gerçekten değerli bir konu. Hemen girelim. Şöyle görmüş olduğunuz tarzda bir ürünüm var. Biliyorsunuz ki yeni nesil konsol kullanan oyuncular şöyle kötü bir haberle karşılaştı. Optik giriş yok. Xbox'ta ve PlayStation 5'te optik giriş yok. O yüzden optik girişli kulaklık kullananlar, ciddi manada tam anlamıyla profesyonel oyuncu kulaklığı kullananlar optik girişten ses alıyor. Ne yapacaklar? Yeni nesil konsollarda bu kulaklıkları birçok kişi sattı. Peki biz nasıl bir çözüm bulabiliriz? Nasıl bir alternatif yolu geliştirdik? Bununla ilgili HDMI görüntüsünü alıp bize optik ses çıkışını ayrıştıran şöyle güzel bir konverter cihazı var. Bugün bunun kurulumunu Xbox Series S konsoluma yapacağım. Ayarlarını yapacağım ve testlerini yapacağım. Bakalım nasıl bir performans elde edeceğiz. Ve PlayStation 5 geldiği zaman da bunu deneyeceğim. Bu ürün hem PS5 hem PS4 Pro, pardon, hem PS5 hem PS4 Slim, onlarda da optik giriş yok. Hem de Xbox'ın yeni nesil konsollarıyla uyumlu çalışan bir ürün. Hadi videomuza geçelim, bir bakalım nasıl yapacağız, nasıl geçecek, nasıl bir performans elde edeceğiz. Arkadaşlar şimdi detaylı bir şekilde burada konsollarımıza bir bakalım. Şimdi PlayStation 4'ün FAT modelinde şurada görmüş olduğunuz gibi Xbox Series S konsolumuzda Ethernet, USB, HDMI, hard disk, yeni hafıza genişletmanı ve güç bölümü. Burada bir optik giriş yok. O yüzden bize şu görmüş olduğunuz ürünümüzü takabileceğimiz bir yuva gerekiyor. Optik giriş olmadığı için bağlayamıyoruz. Astro A40, Astro A50 gibi oyuncu kulaklıklarını bağlayamıyoruz. Şimdi bu dönüştürücü cihazımızı kullanacağız. Bu dönüştürücü cihazımız buradan micro USB'den güç alacak. HDMI buraya takılacak. Konsoldan çıkan HDMI buraya takılacak. Arka kısma geldiğimizde buraya bir HDMI takılacak. Buradaki HDMI monitöre gidecek. Optik kablomuz da bu görmüş olduğunuz bölüme takılıp buradan çıkan optikte standımızın şu görmüş olduğunuz baş parmağımın buradaki optik bölümüne takılacak. Şu optik kısmına takacağız. Bağlantıyı bu şekilde sağlayacağız ve optikten Astro kulaklığımızı yenisini konsolumuzda kullanmış olacağız. Şimdi başlayalım adımlara ve sonucu sizinle bir an önce paylaşmak istiyorum. Şimdi yaptığım bağlantıyı tekrar göstermek istiyorum. Oyun konsolumun arkasına gelen HDMI kablosunu buradan bağladım. Cihazımın bu kısmına taktım. Bu bölümüne de, out bölümüne de bir tane HDMI kablosu bağladım. Onu da monitörüme bağladım. Monitörümün arkasına bağladım. Sistem bu şekilde. Evet, HDMI Converter cihazıma, HDMI ses Converter cihazıma güç almak için micro USB'yi buraya bağladım. Motorumda zengin USB giriş portları olduğu için enerji alması için arkasına taktım onu. Bir powerbank da kullanabilirsiniz ama powerbank da olacak gibi bir iş değil bu. Şu şekilde ışığım yandı ve görüntüm şu an ekrana geliyor. Görmüş olduğunuz gibi görüntü aktarımında herhangi bir problem yaşamadım. Bakalım yüksek FPS'te görüntü aktarıyor mu? HDMI çıkış frekansı almış olduğum cihaz 2.0 desteği vardı. Bu almış olduğunuz cihazlarda bu da önemli. HDMI çıkışı kaç? 2.0 mı? 1.4 mü? 1.2 mi? Benim bu aldığım cihaz 2.0'dı. Bakalım gerçekten de öyle miymiş? 1080p 2K alalım bakalım olacak mı? Evet, 2K çözünürlüğe alabildim. 144-120 FPS'yi de ayarlıyorum. Yeniden çözünürlüğü koru dedim. Evet. Evet, almış olduğum parça benim. 2K'da bakalım. 2K'da çözünürlük vermiyor galiba. Evet, almış olduğum parça 2K'da 60 FPS. 1080p'de 120 FPS veriyor. Almış olduğum HDMI to Converter bu özelliğe sahip. Yani bunu PlayStation 5'te kullanabiliriz. PlayStation 5'te 1080p'de 120 FPS alıyoruz biliyorsunuz. 4K oyuncu monitörünüz yoksa PlayStation 5 konsolda uygun fiyatlı bir ürün bu. Ortalama 200-250 bandında bir fiyatı var. 1080p'de 120 FPS'te görüntü atabiliyor ve optik çıkış sağlıyor bize. Ama 2K desteği olmuyor. 2K desteği olması için de Astro'nun kendi üretmiş olduğu HDMI optik konvertörü kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. O da elime geldiği zaman videosunu çekiyor olacağım. Şimdi kulaklığımızın kurulumuna geçelim.
Evet, şu an kurulum işlemini gerçekleştirdim ve performansı harika. PS4 modunda buradan gelen enerji kablosunu, Astro Mix yapımındaki enerji kablosunu, micro USB kabloyu Xbox Series S konsoluma taktım. Yani USB bölümüne bağladım. Buradan gelen optik kabloyu da cihazımın arkasına taktım. Ve mod olarak da PS4 moduna getirdim. Burada stereo mod, Dolby modunu aldım. Sesi full açıyorum, full kısıyorum. Birebir şu an kulaklığımdan ses alabiliyorum. Kurulum bu şekilde başarılı oldu. Böylece optik işini de çözmüş oldum. Tekrar gösteriyorum. Optik giriş, burada görmüş olduğunuz optik girişten kablo geliyor. Cihazın optik girişine micro USB'den kablo geliyor. Konsola bağlanmış şekilde sağladım. Şimdi canlı yayın yaparken de streaming YouTube'da ya da Twitch yayını yaparken de burada görmüş olduğunuz porta bir jack takıp bilgisayara PC'ye taktığımda da aynı şekilde oyun sesini de aktarabileceğim. Bu noktada mikrofonum çalışmayacak. Böyle bir sıkıntım var. Sadece ses alabileceğim. Kulaklığımı kapattığımda şu an menüde gezdiğimde tam anlamıyla çok tok, çok dolgun bir ses alabiliyorum. Böyle şimdi biraz test yapacağım. Ses kasacağım. Bakalım performansta bir sıkıntı var mı? Ama dediğim gibi S. Mikrofonumu kullanamayacağım bildiğim kadarıyla. Bunu da şimdi test edip sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet, şu an son derece iyi bir ses geliyor. Ateş ediyorum ve kulaklıktan çıkan sese bakın. Bayağı iyi. İşe yaradı gibi. Test ediyordum. 4 kişi vurdum, hiç ölmedim. Yani ses kasma testi de gayet başarılı. 4 kişiyi de tek başıma aldım. Rakip takım 4 kişiydi. 5. kişi şu an geldi. Yani bu kulaklığın gerçekten çok iyi ses verdiğini ifade ediyor benim için. Ses kasmalarında herhangi bir problem yok. Sadece mikrofon olanı kullanamıyoruz. Ama en azından bireysel oyunlarda işimizi görecektir. Çünkü bu cihaz gerçekten, şu görmüş olduğunuz cihaz gerçekten çok pahalı bir cihaz. Konsol kadar parada neredeyse. Bundan vazgeçmektense bu tarz bir parça ile bu işi çözmek akıllıca bir seçenek olur. Oyun kolu denetleyicisine de büyük bir ihtimalle tahmin ediyorum ki ben buradan bir mikrofon takabiliyoruz diye düşünüyorum. Belki oyun sesimizde, sohbet sesimizde buradan verebiliriz. Onunla ilgili de araştırma yapar. Sizlere bilgi veriyor olacağım konuyla alakalı. Sevgili arkadaşlar, bugünkü videomdan da bu kadar. Değerli ve önemli bilgi verdiğimi düşünüyorum. Kulaklığımı ayarladım. Biraz oyun oynayacağım. Güzel ses kasacağım. Biraz level'ımı yükseltmem lazım. Farklı videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.